Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Şura suresi 32-43. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. وَمِنْ اَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Onun ayetlerinden, Allah'a alamet olan şeylerden biri de dağlar gibi gemilerin denizde bulunmasıdır. Yani bu da çok harika bir durum. Dünyanın dörtte üçü denizlerle kaplı ve burada yol yapmaya falan da lüzum yok. İnsanlar gemi yaptığında o gemilerle, dağlar gibi gemiler de olsa, o dağlar gibi gemilerle insanlar yol alıyor. Ve gerçekten günümüzde dağlar gibi gemiler de yapılıyor. Her ne kadar Titanic gibi dev bazı gemiler batmış, Allah'a kafa tutarcasına Allah bile bunu batıramaz demişler. Daha çıktığı ilk seyahatte o batmış. Ama gerçekten de şu anda dünyanın hemen her tarafında çok büyük gemiler, dağlar gibi gemiler de var. Ve bu gemiler denizde böyle yüzüyor. Üzerinde binlerce yolcusuyla seyahat ediyor. İn yeşe yüskinir rih, eğer Allah dilerse rüzgarı durdurur, sükunet verir. Feyazlalne ravakide ala zahri, o zaman o gemiler suyun üzerinde hareketsiz kalır. İnne fî zâlike le âyât likülli sabberin şekur, şüphesiz bunda sabreden, şükreden herkes için ayetler vardır. Yani o gemilerin, dağlar gibi gemilerin denizlerde gitmesi, özellikle yelkenli gemiler itibariyle bakıldığında rüzgara bağlı. Ve Allah estirdiği rüzgarlarla o gemileri hedefine doğru götürüyor. Ama Allah dilerse rüzgarı keser, rüzgarı kestiğinde o gemiler oldukları yerde kalırlar. Eskiden buharlı gemiler ve daha diğer gemilerden ziyade yelkenli gemiler vardı. Ayet-i Kerime bilhassa ona göre ifade ediyor. اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا Veya Allah onların kesbettikleri şeyler, kötü fiiller neticesi olarak o gemileri helak eder. Titanik'in batması gibi daha bir takım gemiler denizde batmıştır. Allah dilerse o gemileri denizde batırır. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Ve çoğunu da affeder. Yani nice günahkar insanlar o gemilerle yolculuk yapar ve pek çok maceralar da yaşarlar. Batacak gibi durumlar falan da olur. Ama Allah affeder. Onları yine sahili selamete çıkarır. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي اَيَاتِنَا Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler şunu bilsinler ki مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ Onlar için kaçıp kurtulacakları bir yer yoktur. Yani Allah-u Teala'nın bu şekilde denizdeki tasarrufatı aynı zamanda bunu insanlara göstermek içindir. Ve Allah'ın ayetleriyle mücadeleye girişen kimseler, Allah'a kafa tutmak isteyen insanlar hadlerini bilsinler ve akıllarını başlarına alsınlar diyedir. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ Size ne verilmişse فَمَتَاُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının bir metaıdır. Yani size verilenlerin hepsi dünya hayatının bir metaıdır. Dünya hayatında bir takım şeyler size bu şekilde verilmiş olur. Gelip geçici şeylerdir. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ama Allah katında olan iman edenler ve tevekkül, Rablerine tevekkül edenler için çok daha hayırlı ve bakidir. Şu dünyada insanların saltanatı olabilir, insanların köşkleri, sarayları olabilir, insanların bolca servetleri olabilir ama bunlar femetaül hayati dünya, dünya hayatının bir metaı, gelip geçici bir şey. Öldüğü zaman bunlar bitiyor. İnsan kabre bunları götüremiyor. Ama Allah nezdinde olanlar, ehli iman açısından, Rablerine tevekkül edenler açısından daha hayırlı ve daha daimi. Yani diğer alemdeki verilecek olan saltanat, gelip geçici bir saltanat değil, daimi bir saltanat. Hiç bitmeyecek olan bir saltanat.
وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاهِشِ Onlar büyük günahlardan kaçınırlar ve çirkin işlerden de kaçınırlar. Burada kebair büyük günah anlamında kullanılıyor. Hem büyük günahlardan hem çirkin işlerden kaçınırlar. Yani günahın her türlüsü, büyüğü de küçüğü de günahtır elbette. Ama diyelim bir gıybetle doğrudan bir adam öldürmek aynı seviyede değildir. Bu açıdan günahlar arasında da büyük günah, küçük günah diye bir ayırım söz konusu. Özellikle büyük olan günahlardan kaçınmak zaten herkesin görevidir. Küçük olanlardan da elinden geldiği kadar uzak kalmaya çalışmak yine herkesin bir görevidir. İşte Allah-u Teala bir kısım kullarını burada methederken onlar büyük günahlardan kaçınırlar ve çirkin işlerden de kaçınırlar. Ve izâ mâ gâdibû hum yâfirûn ve onlar öfkelendiklerinde de bağışlarlar. Yani öfkelerine hakim olurlar. Bunun neticesinde muhatabına ceza verebilecekken ceza vermez, affetme cihetini tercih ederler. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Onlar Rablerine icabet etmişlerdir. Rablerinin davetine uymuşlardır. وَاَقَامُ الصَّلَاةَ Ve namazı da dosdoğru kılan kimselerdir. وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Onların kendi aralarındaki işleri şura iledir. Yani kendi kafalarına iş yapmazlar, yapacakları işler hususunda ehil olanlara sorarlar ve bu şekilde meşveretle işlerini yürütürler. Günümüzde meşverete dayalı, şuraya dayalı bir şekilde iş yapanlar gerçekten çok daha başarılı oluyor. İşte milletlerin parlamentoları var. Parlamentolarda değişik fikirler görüşülüyor ve ortak bir akılla bir neticeye varılmaya çalışılıyor. Öte yandan büyük şirketler bir kişinin reyiyle idare edilen şirketten ziyade bunların danışma kurulları oluyor ve danışma kurullarında şunu nasıl yapalım, bunu nasıl edelim, bunlar görüşülüyor, konuşuluyor ve neticeye bağlanıyor. Kur'an-ı Kerim bu şekilde şura esasını bize getirmekte. Gerek ailede, ailede küçük bir devlet sayılır, aile devleti ve gerekse müesseselerde, gerekse devletin en önemli organlarında, parlamentosunda, bütün buralarda meşveretin, şuranın hakim olması gerekir. Bazı kişilerin şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye dayatmaları değil, ortak akılla şunu nasıl yapalım, nasıl edelim, bunları görüşmek suretiyle neticeye bağlamaları münasip düşer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy gelmekle beraber insanlara da soruyordu. Yani şunu nasıl yapalım, nasıl edelim soruyordu. Hatta Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, ben Resulullah'tan daha fazla meşveret eden birini görmedim. Demek ki Peygamberimiz onların kanaatlerini sıkça alıyor, onların görüşlerine riayet ediyor. Ve bir insan çevresinde beraber yürüdüğü insanlara nasıl yapalım diye sorarsa, sağlıklı bir şekilde beraber yürümüş olurlar. Ama doğrudan tek taraflı firavunvari, şunu şöyle yapın, bunu böyle edin, direktifler verecek olursa, bir takım talimatla onları yönlendirmeye kalkarsa çok da başarılı olamaz. Yalnız kalır ve aldığı kararlar da sıhhatli olmaz. Bu açıdan şura gerek küçük topluluklarda, gerekse büyük topluluklarda, devlet mekanizmalarında en önemli esaslardan birisidir. Ve mimma razaknahum yunfikun ve onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Yani onlara rızık olarak ne verilmişse, ilim, mal, güç, kuvvet, makam, bunları Allah yolunda infak ederler, harcarlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Bunlar kendilerine bir haksızlık yapıldığında onun karşısında direnirler. Yani zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Merhum Mehmet Akif böyle diyor. Yumuşak başlıysam kim demiş uysal koyunum,
kesilir belki ama çekmeye gelmez boyunum. Bu manada ehli iman olan kimselerin zulme karşı direnebilmesi gerekir. Teslimiyetçi bir zihniyetle değil de gerçekten dik bir duruş sergileyerek bu şekilde haklarını savunmaları bir görevdir. Kur'an-ı Kerim bu noktada medihte bulunuyor. Onlar bir haksızlığa maruz kaldıklarında haklarını alırlar ve o zulmü engellemeye çalışırlar. Bu şekilde methediyor. Ve cezâ-u seyyi'e seyyiyetun mithlühe, yapılan bir kötülüğün karşılığı benzeri bir kötülüktür. Yani birisi bir başkasına bir tokat atmışsa onun da bir tokat atma hakkı vardır. Bu şekilde misilleme. Ama bu her yerde olmayabilir. Yani diyelim ki birisi bir başkasının evinin camını kırdı. Ceza olarak onun da evinin camını kırmak değil, cam bedelini tahsil etmek gerekir. Yani bu manada tazmin edilmesi, bazı şeyler tazmin edilir ama bazılarında da misliyle mukabele edilir. Femen afa ve aslaha, ama kim affeder ve durumu düzeltmeye çalışırsa, yani doğrudan misilleme yapmak yerine onu bağışlıyor ve onun iyi bir ahlak sahibi olmasına çalışıyor. Fe ecruhu alallah, onun ecri Allah'adır. Yani Allah ona mükafatını verecektir. İnnehu la yuhibbuz zalimin, şüphesiz o Allah zalimleri sevmez. Yani haksızlığa maruz kalan bir kimse, diyelim kendisine bir tokat atıldı, buna mukabil diğerini bıçaklıyor. Bu bir haksızlıktır. Bir haksızlığı önleyeyim derken kendisi haksız duruma düşecektir ve zalim duruma düşecektir. Allah-u Teala bu şekilde zulmedilmesini elbette istemez ve sevmez. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ, kendilerine zulüm yapıldıktan sonra buna direnen ve buna karşı duranlara herhangi bir vebal yoktur. Çünkü hakkını savunmaya çalışıyor. Yani müdafaa hakkı daima meşrudur. Bunlar kınanmazlar. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ, ancak şu kimseler kınanır ki onlar başkalarına, insanlara zulmediyorlar. Ve yebhûne fil ardı bigayril hak, ve yeryüzünde haksız bir şekilde, hakka dayalı olmadan, zalimane bir takım menfaatler elde etmeye çalışıyorlar. İşte bunlar taraf ilahiden kınanır ve bunlar gerçekten Allah'ın sevmemiş olduğu kimselerdir. Ulaike lehum azabun elim, onlar için elim bir azap vardır. Elem verici, can yakıcı bir azap vardır. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, sabreden ve bağışlayan kimse için ise اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ, şüphesiz bu büyük işlerdendir. Büyük azim gerektiren, her kimsenin yapamayacağı büyük işlerdendir. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu gibi ahlaki dersleri de bize veriyor ve ne şekilde tavır almamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Allah'ın kamil kulları hem Allah ile münasebetlerinde iyi bir ibadet performansı sergilerler. İşte namazlarını kılarlar, Rablerinin davetine icabet ederler, ibadetlerini düzgün bir şekilde yaparlar. Hem de kendi aralarındaki işlerini tanzim ederken meşveret de yaparlar. Haksızlığa meydan vermemeye çalışırlar. Kendilerine zulmedilse bunu baş göz üstüne deyip kabullenmek tarzında bir miskinlik göstermezler. Zulmün karşısında direnirler. Ama kendileri zalim olmazlar. Kendileri başkalarına zulmetmezler. Ve dozajı iyi ayarlarlar. Gerektiğinde misilleme hakkını kullanma yetkileri vardır. İsterlerse bunu yaparlar ama isterlerse de affetmeyi tercih ederler. Affetmeyi tercih etmek çok daha artı bir değerdir. Çok daha üst düzey bir değerdir. Ve bu her baba yiğidin yapabileceği bir şey de değildir. Büyük zatlar insanlardan bir takım çiğ hareketler, ham hareketler gördüklerinde affetmeyi de bilirler. Yani nasıl ki ufak bir çocuğu düşünelim. Ufak bir çocuk bir takım yanlışlıkları olur. Ama biz ona
af nazarıyla bakarız ve görmezlikten geliriz. Çünkü küçüktür ve ona acırız. Şefkatimizle bu şekilde himaye etmeye çalışırız. Bazı insanlar da vardır ki yaşı her ne kadar 20-30 da olsa, hatta 40-50 de olsa çocukça hal ve hareketleri olabilir. Çocukça tavırları olabilir. Buna mukabil kamil olan insanlar bunlara daha böyle olgunlukla mukabele eder ve cahilliğe cahillikle karşılık vermek yerine olgunlukla karşılık vermeyi tercih ederler. Anlatılır ki İmam-ı Azam bir gün yolda giderken münasebetsizin bir tanesi onun yanına varıyor ve sen şöylesin, sen böylesin aleyhinde atıp tutmaya başlıyor. İmam-ı Azam istifini bozmadan yoluna devam ediyor ve bir evin önüne gelince orada duruyor. Ve adama diyor ki söyleyeceklerim bitti mi? Adam şaşırıyor böyle. Neden böyle sordun diyor. İmam-ı Azam diyor ki evime geldim de eğer hala konuşacaksan dinleyebilirim. Ama bittiyse müsaade et de evime geçeyim diyor. Adam o zaman yaptığı hareketin gerçekten uygunsuz bir şey olduğunun farkına varıyor ve İmam-ı Azam'dan özür diliyor. Bu manada bir takım çiğ hareketlere muhatap olan insanlar gerçekten kamil, olgun kimselerse karşı tarafı mahcup edecek şekilde bir tavır sergilerler ve onun cahilliğine aynı cahillikle mukabele etmezler. Bunun da neticesinde gerçekten o kimsenin de ıslahına vesile olmuş olurlar. Çünkü insanda vicdan diye bir şey var. Bir insan bir başkasına zulmettiğinde ilk anda fark etmese bile ondan gördüğü iyi tavırlar neticesinde kendisinin haksız olduğunu fark eder. Vicdanı bütün bütün bozulmamışsa böyle bir durumda kendine bir çeki düzen verir ve yaptığı o kötü hareketlerden vazgeçer. İşte Kur'an-ı Kerim bu manada yüksek ahlaka da bizleri sevk ediyor. Ve malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mekarim-i ahlakı tamamlamak için gönderilmiş. Ve kendisi yaşayan bir Kur'an, onun hayatında en güzel edep örneklerini, en güzel ahlak numunelerini görmekteyiz. Öyle ki çok bedevi insanlara da muhatap olmuş, onları da idare etmiş. Mesela bir defasında Mescid-i Nebevi'ye gelenlerden bir tanesi, affedersiniz Mescid-i Nebevi'nin bir köşesine pisletiyor. Durumun farkına varan sahabeler adamın üzerine yürüyüp dövmek istiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam durun diyor ve bir kova su getirtiyor, orayı temizletiyor. Ardından da o zat oradan memnun bir şekilde ayrılıyor. Peygamber Efendimiz etrafındakilere daha sonra diyor ki bakın diyor ne güzel oldu. Eğer sizin düşündüğünüzü yapmış olsaydık buradan İslam'dan soğumuş bir vaziyette ayrılacaktı. Ama şimdi memnun bir şekilde ayrıldı. İşte insanların cahillikleri olabilir ama kamil insanlar bu cahilce hareketlere olgunlukla karşılık verirler ve böylece problemlerin üstesinden gelinmiş olur. Cenab-ı Hak bizi kamil olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.